Kibrit. Kibritlerim var. Bayım, bir tane kibrit alın. Bayım, lütfen. Rahat bırak beni, istemiyorum. Bayım, bir tane kibrit alır mısınız? Lütfen bayım. Lütfen, yalvarıyorum bir tane, lütfen. Kibritlerim var. Kibrit. Şöyle bak. Bu yüzden her şey ne kadar güzel olacak. Hayallerim yerle bir oldu. Kibrit. Bravo. Bravo. Al bakalım canım kızım. Teşekkürler canım anneciğim. Canım benim. Ya benim doğum günüme daha çok var değil mi? Aa. Seni unutmadım canım oğlum. Al bakalım. Yaşasın. Yaşasın. Tam da istediğimden. Bir tane. Bu ne? Yarın evlilik yıl dönümümüz ya. Dayanamadım. Hediyeni bugünden vereyim dedim hayatım. Ay. Aşkım. Ay canım. Yarınki kutlamayı kaynatmıyorsun değil mi Hakan Bey? Öyle şey olur mu? Biricik karım için harika sürprizlerim var. Canım benim. Emre bak ne güzel. Allah'ım bu günleri de görecek miydim? Kibrit. Kibritlerim var. Kibrit. Kulina. Bu kadar acımasız olduğuna inanamıyorum. Kulina lütfen sesimi duy, kurtar beni. Çok üşüyorum. Dersin yok mu senin? Var. Kibritçi kızı okuyup özetini çıkaracağım. Ama aklım Özge'de. Of. Hadi yap dersini. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok şimdi. Of. Ya bulunamazsa? O zaman ne yaparız? Bunu düşünmek bile istemiyorum. Of. Kibrit alır mısınız? Kibrit. Çok üşüyorum. Yoksa donarım. Uyumamalıyım. Çocuklar. Çocuklar. Kulina. Nana hala gelmedi. Şoker itiraf etti. Masal kitabının içine hapsetmiş onu. Hapis mi etmiş? Hangi masal kitabına? Kibritçi kız. Masal kitabının içinde dedi. Oyuncaklar dünyasındaki bütün kibritçi kız kitapların içine baktık ama yok. Ay kesin bu evde yaptı. Nana'yı burada tuzağa düşürmüş olmalı. O benim kitabım. Senin mi? Bak benim kibritçi kız kitabım burada. Ha, hadi oku bakalım. Gel. Bir zamanlar yaşamını sokaklarda kibrit satarak kazanmaya çalışan küçük bir kız varmış. Ama yüzündeki gülümsemeden acının olmadığı yerdeymiş. Çok soğuk bir yılbaşı akşamıydı. Küçücük yoksul bir kız karanlık sokaklarda dolaşıyordu. Evden çıkarken terlikleri vardı ayağında. Ama annesinin eski terlikleri olduğu için ayağına çok büyük geliyordu ve sürekli ayağından çıkıyordu terlikler. Kibritçi kız uyumak üzereydi. Yoldan geçen yaşlı bir kadın onu gördü ve kaldırdı. Kız soğuktan adım atmakta zorluk çekiyordu. Yaşlı kadın kibritçi kıza "Ne kadar üşümüşsün küçüğüm, donacaksın burada, gel benimle" dedi. Karlara bata çıka yürümeye başlamışlar. Kibritçi kızın hayatı kurtulmuştu ve cebinde hala bir kibriti vardı. Umudun söndürmediği bir kibriti. Kulina, o Şeker'e gerçekten bir ceza vermemiz gerekiyor. Ne zaman benimle uğraşmaktan vazgeçecek? Sanırım sen insan olana kadar vazgeçmeyecek. Nana, sen burada yokken neler oldu bir bilsen. Ne oldu? Özge kayboldu. Daha doğrusu evden kaçtı. Hem de bizim yüzümüzden. Babam bize çok kızdı. Nana, ne olur onu bul, ne olur. Kulina, ben gidiyorum. Tamam, sen Özge'yi bul, ben de şu Şeker şaklabanın da cezasını vereyim. Hadi ben de gidiyorum.